Hayatım. Ne oldu? Celal'dan anlamışım. Evet, artık konuşabilir miyiz? Ne oldu orada? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ben de şoktayım. Reyhan Hanım annemi sizin evinizde görmek istiyor. Ve olayın üzerine siz geliyorsunuz. Bir fikriniz yok mu yani? Annem nerede ya? Nerede annem? Annem nerede? İçeride şu an, içeri aldı. Peki şimdi bir dakika ya. Ne olmuş bir anlatabilir misin? Neredeymiş bunlar yani? Avukatın evinde. Hayatım bir sakin mi olsak ya? İçeriden haber gelmedi daha. Herkes gergin. Yapma. Annemin ne işi var orada ya? Bir dakika. Nasıl geldi annem oraya? Nasıl yandı bu? Siz mi çağırdınız? Ne demek ya siz mi çağırdınız? Ne demek ya? Annen anneme not yollamış bir yere çağırmış işte. Ne demek siz mi çağırdınız? Faruk. Ya bir dakika hayatım, bir dakika. Ben basit bir soru soruyorum. Basit bir cevap istiyorum. Tamam mı? Bu kadar zor mu bu? Evet, bir açıklama. Reyhan Hanım, Esma Hanım'a onunla görüşmek istediğini söylemiş. Ama bu özel bir görüşme, gizli olsun istemiş. Onun için bir yer arayışına girmişler. Bunu da sizden istemiş, öyle mi? Evet. Anladığım kadarıyla siz artık bu ailenin avukatı değilsiniz. Neden sizi arıyor? Bilmiyorum, bilmiyorum. Belki de çok güvenilir birini bulamadı, bir dostunu, yakınını bulamadı. Onun için bana söylediler. Ben de verdim evi. Annenin annemle bu kadar özel konuşacak ne konusu olabilir? Evde o konuşulmayan, dağın başına gidilen. Ben nereden bileyim? Bilsem niye sana sorayım? Anne. Bizimkiler geldi. Abi. Abi. Annem iyi mi? Abi annem iyi mi? Nasıl olmuş anne? Abi. Abi. Nasıl olmuş abi? Tamam. Annem tamam. Nerede? Abi. Tamam. Baba. Abi nasıl abi annem? Tamam. Sadece dumandan zehirlenmiş. Sakin olun. Abi ne diyorsun? Değil mi? Sakin olun. Hocam nedir? Nedir durumlar? Esma için korkacak bir şey yok. Bu gece evinde dinlenebilir. Birazdan çıkışını yapacağım. Merak etmeyin, iyi. Bir dakika, tamam. Annem peki, o nasıl? Onun durumu hala kritik. Ne demek kritik ya? Kritik ne demek yani? Oksijen seviyesi düşük. Tansiyonu çok yüksek olduğu için ciğerlere pıhtı atma gibi bir riski var. Yoğun bakımda kontrol altında bulundurmamız gerekiyor. Bir dakika, hayati tehlikesi var mı yok mu? Bana bir şey söyle doktor. Hayati tehlikesi var mı yok mu? Bir cevap versene bana. Elimizden geleni yapacağız. He? Merak etmeyin. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun çocuklar. Nasıl elimizden geleni yapacağız ne demek ya? Bir dakika ya. Hadi. Bir dakika, lafımı çeviriyor bu. Bir dakika. Baksana buraya. Ya elimizden gelen bir dakika ne demek istiyorsun? Bir dakika. Faruk. Abi. Faruk. Yakasını açacaksın artık. Nefes al, nefes al. Inhaler var mı sende? Bende var, bende var. Nefes al, nefes al abi, nefes al. Tamam. Tamam, geçti, geçti, tamam. Bak oraya. Sen de versene. Allah belanızı versin be. Anne aklımızı aldın ya. Çok korkuttun bizi anne. İyiyim. Su
Dur. Tamam, çabuk. Dur yavrum. Kalk. Kalk. İyi misin? Reyhan. Daha kendine gelmedi anne. Yoğun bakımda. Yazık. Anne ya abim yetişemeseydi? Ne olacaktı? Daha vademiz dolmamış demek ki. Ne diyorsun ya? Anne. Ben sizi öyle çabucak bırakıp gider miyim hiç? Gitme. Sakın gitme. Hadi tamam. Hadi rahat olun. Rahat olun. Birazcık halsizim o kadar. İşte sesim çıkmıyor, gücüm yok. Yani o kadar. Ne oldu anne orada? ver. Tamam. Biraz kaldırsana saçını ya. Çok. Verelim mi yastık? Biraz azdım. Tamam iyiyim. İyiyim, rahat olun siz, rahat olun. İyiyim, iyileşeceğim, geçti bitti. Azıcık halsizim o kadar işte. Neyse, düşündükçe damarlarında kan donuyor. Neler olabilirdi böyle bir şeyden? Büyük bir kazanın eşiğinden dönüyor. Olmaz şey. Vallahi olmaz şey, aklım aldı. Nasıl çıktı böyle bir yangın? Nasıl birdenbire bu kadar büyüdü? Ne diyorlar bu konuda Garip Bey? Araştırıyorlar. Sana mı kaldı canım onları yapmak? Yok canım, zorla aldım ellerinden. Onlar da şoktalar, yazık. Yemek saatinde oldu olay, açsınızdır hepiniz. Yavrum, bir şey yiyecek hal mi kaldı şu olaydan sonra? Süreyya bir şeyler hazırlattım. İster misin sen de? Yok sağ ol. Niye bu kadar büyümüş bu yangın? Ne diyorlar Garip Bey? Garip Bey, siz bana lavaboyu sormuştunuz. Bu alt kattaki bozulmuş da gelin ben sizi yukarı çıkarayım. Çok teşekkür ederim. Pardon. Ya ben de gidip hastanede Reyhan'ı göreyim ha. İyi olur Esma anneciğim. Esma sakinleşince dinlensin şimdi, yarın gelirim ben yine. Hayrola, sen eve mi gidiyorsun? Kalsana İpek'in yanında azıcık. Hayır canım, gecenin bu saatinde yalnız başına yollamam. Gidip beraber görelim kardeşim. Tam zamanında yetişti, teşekkür ederim. Nurgül abla, ben götüreyim onları. Yok, size zahmet olmasın, ben götürürüm. Yok canım, ne olacak, zaten yukarı çıkıyorum. Senin mutfakta bir sürü işim vardır. Peki, teşekkür ederim. Tamam. Esma Hanım şimdi sıkıştırmaya başlamışlardır. Ben elimi sizi görüştüreyim ki bir dil birliğimiz olsun. Her şeye hakim olmamız lazım ki hikayeyi sizden duysunlar. Beni Esma'nın yanına mı çıkarıyorsun yani şimdi? Yani deneyeceğim bir şeyler. Çok teşekkür ederim. Keşke elimden daha fazlası gelse. Ama ben senin ikinizi de zor durumda bırakmayayım. Halledeceğim ben bir şekilde. Garip Bey, siz böyle içeri geçin. Telefonunuz yanınızda değil mi? Yanımda. Tamam, ben sizi çağırdım da çıkın gelin ama kapıyı arkadan gitmeyin. Anne, kulübede ne işiniz vardı? O yangın nasıl çıktı? Yangın dediğin oğlum bir kıvılcıma bakıyor. Anneciğim, o kıvılcım nasıl çıktı? İşte biz onu merak ediyoruz. Sorgu meleği gibi üstüme çöktünüz ya. Oğlum, ben bilsem yangında kalır mıydım? Ha? Ay, biz niye uğradığımızı bile anlayamadık ki. Sesim çıkmıyor. Gücüm de yok. Allah rızası için biraz bırakın da ben bir kendime geleyim ha. İlaç saati. Oo, ne yapıyorsunuz ya? Ne kadar havasız kalmış burası. Hadi çıkın da biraz havalandırayım. Hadi, hasta ziyaretinin makbulü kısa olandır. Konuşuyorduk benimle. Tamam, kuzum benim doktor niye yolladı? Dinlensin diye. Yarın konuşursunuz bol bol. Hadi. Yarın bol bol konuşursunuz. Hadi sevgili. Hadi bakalım. Hadi sevgilim. Yarın uzun uzun konuşacağız anne. Esma Hanım.
Çocuklar haklı, çok korkuttunuz bizi. Sevinirsin sanmıştım gelin hanım. Ben yeterince aile büyüğümü kaybettim Esma Hanım. Sırrımı saldığımı umuyorum. Duymam dediğim şeyleri duyduğum bir gün oldu bugün. Görmem dediğim şeyleri görme günüymüş demek ki. Her şerde bir hayır var dedikleri bu mu olsa gerek? Esma, çok zamanımız yok. Reyhan Hanım sayesinde herkes sizin Garip Bey'in evini öyle bildiğinizi zannediyor. Yani sizi buluşmaya oraya çağırmış gibi. Zaten Garip Bey de durumu idare etti. Siz merak etmeyin. Kendi anlatır. Ne nasıl? Şimdi mi? Burada mı? Gelecek mi? Geldi mi? Hayır. Burada gelecek de. Ben önce sizi bir yalnız kalıp konuşmak istersiniz diye düşündüm. Merak etmeyin, ben kapıda olacağım. Gelin hanım. Teşekkür ederim. Hayattayım. Çok şükür. Yani şu elini tutuncaya kadar geri dönemedim hayata, biliyor musun ya? Ne oldu orada? Reyhan bizi yakmaya çalıştı. Bana sakin ol deme Esma. Ya sana bir şey olsaydı ya? Ya bu kadın kafayı yemiş ya. Onu derhal içeri tıkılması lazım. Sakin ol Garip. Tamam ya ama yani bu kadın çok tehlikeli. Bunun derhal akıl hastanesine ya da hapishaneye tıkılması lazım. Nasıl? Neyle suçlanacak? Ben bu rezilliğin altından kalkamam. Aa, görüştüğü adamın kulübesinde ölen kocasının eski metresiyle restleşirken kadın onu öldürmeye kalktı. Ben böyle bir şey diyemem kimseye. Tamam. Peki sen sakin ol. Sonra konuşuruz. Tamam. Sonrası yok Garip, sonrası yok. Kadın uyanacak mı o bile belli değil. Ya uyanırsa? Kadın hasta. Sen de söylüyorsun. Kadın hasta. Oğlumu kaybedeceğim diye aklını kaçıracak. Şimdi bir de beni öldürmeye kalktı. Yani konuşursa hem oğlundan olur hem özgürlüğünden olur. Dolayısıyla gıkı bile çıkamaz onun. Ben onun çok güzel üstesinden geleceğim. Hakkından geleceğim. Sen hiç merak etme. Sen yeter ki şu yangını örtbas et. Adem'i ikna edecek bir şey bul. Ya Esma ya. Esma ya. Şimdi biz bunu artık bu çocuklara söylesek ne olur yani? Ne olur? Her şey ortaya çıksın. Yani bu mahkemeyi de gizli gizli sürdürürüz. Olmaz Garip, olmaz. Ona en büyük ceza benim karşımda bu korkuyla mum gibi kala kalması. Ay ne olursun, hadi kimseyi toplama buraya, ne olursun kimseyi toplama. Ay boncuk, gözünü seveyim ne olur ağlama. Boncuk yakarsın bizi, ağlama. Ağlama kızım, ağlama bana. Aşağı doğru iniyordum ben. Sonra onun mıkırdamasını falan duyunca işte dayanamadım, ne yapayım. Sürekli elimde. Mıkırdansa duyarım zaten.
Sen niye kendini yoruyorsun? Niye merak ediyorsun? Ben bir Esma anneye bakacağım, sonra gidip emzireceğim. Emziremediğim için ağlıyordur. Tavşan sen ne yaptın? Ay Tavşan sen altını mı pisletsin Tavşan? Süreyya yengen temizlesin mi senin altını? Tamam, ne yapmış? Dur. Ben yaparım merak etme sen. Çok teşekkür ederiz. Sen bilmezsin onun hangi şekilde altını temizlendiğini. Çok sağ ol. Aşkım. Gel bakalım sen anneciğim. Tamam çok teşekkürler. Çıkabilirsin. Adem'e gidip de ben Esma'yı öldürmeye çalıştım mı diyecek, diyemez. Çünkü Adem ona neden der, ne cevap verecek? Yani biz ne dersek ona tabi artık. Bir şey mi desek, yangın sigortadan mı çıktı desek acaba mesela? Esma, benden bu kadını affetmemi isteme, tamam mı? Ben bunu hazmedemem. Garip, affet demiyorum. Sadece beni büyük yakma diyorum. Beni daha büyük yakma diyorum. Bak. O bana mahkum artık. Ona verilecek en büyük ceza da bu. Bana bir şey yapmak istiyorsan, bana yardım etmek istiyorsan bu duruma bir çözüm bul. Lütfen bak, yarın polisler gelecekler ifade almaya. Ben çevremi kullanamıyorum. Senin de elin kolun uzun. Ne olur bir yol bulurum de bana. Ha? Tamam. Sen canını sıkma. Tamam. Sen canını sıkma. Ben hallederim. Sen bir an önce iyileşmeye bak, tamam mı? Ha? Peki ya sana bir şey olsaydı? Ha? Ya ben ne yapardım o zaman? Ya orada olsaydım herhalde ateşlerin içinde, alevlerin içinde ben de dalıverirdim yani, değil mi? Seni orada bırakacağımı zannetmiyordun herhalde, ha? Evet. Hiç itiraz istemiyorum, kusura bakmayın. İnsanlar bu halleriyle o kadar uğraştılar. Siz de açsınızdır kesin, fark etmiyorsunuz ama bir iki lokma bir şey zaten. Hemen zorlayın kendinizi. Sana yulaflı yoğurtla meyve hazırlattım. Karbonhidrat gece ağırlık yapmasın şimdi. Sahi Garip Bey nerede? Lavabodaydı en son. Evet, ilaçlarını içti, odayı da havalandırdım bir güzel, uyuyor. Evet, biz artık müsaadenizi rica etsek, siz de yorulmuşsunuzdur, dinlenirsiniz herhalde, değil mi? Garip abi, şöyle bir iki dakika oturur musun lütfen? Bu konuyu bir konuşalım, biz konuşamadık seninle. Anlattığımı zannediyorum. Ben Bursa'da yerleşik düzeniniz olduğunu bilmiyordum. Yok, tabii Bursa'da yerleşik bir düzenim yok. Ama buralıyım. Babadan kalma da ev var. Gelip gidiyorum böyle arada bir. Peki. Reyhan Hanım size başka bir şey söyledi mi? Yok, söylemedi. Ben de sormadım açıkçası. Siz olsanız sorgular mıydınız? Ben anlamıyorum. Peki niye sizin yerinizde? Yani başka yer mi yok? Ne alaka şimdi? Yani bu yangın nasıl çıktı? Hiçbir fikriniz yok mu sizin? Yani bunlar oturup da şömine yapmadılar herhalde. Evet, yani bu bana da çok ilginç geliyor. Çünkü yani belki evin diyorum sigorta sistemi eski bir sistem. Orada bir arıza oldu. Çünkü kapının önünde de mazot duruyordu şömineyi yakmak için. Hani orada bir kontak yaptıysa belki o oraya sıçradı, oradan yaktı. Çünkü evin içi de ahşap biliyorsunuz yani. Evet. Anlattım, çeliklerim çekiliyor abi. Gerçekten ben de çok üzülüyorum. Yani eğer bu işin kaynağı bensem çok üzülüyorum. Bu hafta ekspertiz göndereceğim. Sonuçları alır almaz da size de göndereceğim. Biz müsaadenizi rica edelim. Tabii ki. Müsaade sizin, çok yoruldum zaten. Sağ ol Burcu, sen de çok koşturdun. Bayağı zahmet ettin. Elimden bir şey geldiyse ne mutlu. Tekrar çok geçmiş olsun. Tabaklar da bitecek. Kızlardan kontrolünü yapacağım sonra. İyi akşamlar. Osman, tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Ben dışarıda arabada bekliyorum. Çok teşekkürler. Bu akşam için çok destek oldun.
yardımcı olabildiysem ne mutlu. Çok iyi geldin. Teşekkürler. Devamında şansım olacak mı? Osman, ben senden büyük sözler, gelecek vaatleri istemiyorum ki. Yani sadece... sadece denemeden vazgeçmeyelim diyorum. Yani beni doğru düzgün tanımadın daha. Affedersin, böyle sulu gözlü değilim normalde.